Hayatta insanların başına bazen çok kötü şeyler gelebiliyor. Bunlardan biri de amansız bir hastalık olan kansere yakalanmak. Bugünkü videomuzda kansere yakalanmış ancak onu alt etmeyi başarmış ünlülerimizi listeledik. Umarım videodan keyif alırsınız. Bizleri desteklemek için abone olup videoya like atmayı unutmayın. Numara Yıldız Tilbe. Bir zamanlar çıkardığı efsane parçalarla adeta kendine aşık eden, ayrıca piyasada bulunan birçok şarkının da bestekarı olan ünlü şarkıcı bir zamanlar kansere yakalanmıştır. Bir dönem rahim kanserine yakalanmış ancak sevenlerinin de desteğiyle kanseri yenmeyi başarmış ve sağlığına tekrardan kavuşmuştur. 2 numara Erhan Yazıcıoğlu. Ünlü tiyatrocunun hayatı onlarca tiyatro oyununda, dizilerde geçmiş emektar bir oyuncudur. En son Karadayı filminde Hakim Feride'nin babası rolünü canlandırmıştı. Usta oyuncu da bir dönem tiroid kanserine yakalanmıştı. Hastalığının kötü seyretmesine karşın Yazıcıoğlu hastalığı yenmeyi başarmıştır. Oya Başar. Hayatı tiyatrolarda, dizilerde ve sinema filmlerinde geçen diğer bir ünlümüz de Oya Başar. Bir zamanlar evli olduğu Levent Kırca ile beraber 1988 yılında başlayan, dünyanın en uzun soluklu programlarından olan Olacak O Kadar TV dizisinde oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. Yaptırdığı kontrollerden sonra meme kanseri teşhisi konan ünlü oyuncu, büyük mücadelelerle kanseri yenmiş ve sağlığına kavuşmuştur. Filiz Akın. Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Filiz Akın'da sıra. Akın, Yeşilçam'da en fazla filmde rol alan ve sarı saçlarıyla efsaneler arasına giren bir oyuncuydu. 2002 yılında yakalandığı burun ve ağız kanseriyle zor dönemlerden geçen Akın'ın kemoterapilerle saçları dökülmüş ancak azmetmiş ve bu hastalığı yenmiştir. Ardından 2017 yılında yüz felci geçiren Akın şu an sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Yılmaz Morgül. Bir dönemin musiki sanatçıları arasında gösterilen ve birçok şarkıyla gönüllerde taht kuran Morgül, renkli kişiliği ve yaptıklarıyla çok konuşulmuştu. Morgül, 1996 yılında cilt kanserine yakalandı. 7 yıl boyunca Amerika'da tedavi olduktan sonra sağlığına tekrar kavuştu. 2016 yılında katıldığı Survivor isimli yarışmada kendisine rahatsızlığından dolayı özel izin verildi. Defne Samyeli. Herkes onu bir dönem Kanal D'nin haber spikerliği yaptığı dönemlerde tanıdı. Türk halkına kendini sevdirmeyi başaran güzel sunucu Defne Samyeli, kariyerinde oyunculuğa da yer verdi ve Kurtlar Vadisi'nde oynadı. Geçtiğimiz aylarda Cem Yılmaz'la yaşadığı aşk ile gündeme gelmişti. Samyeli 2000 yılında rahim kanserine yakalanmıştır ve Amerika'da gördüğü tedavi sonrasında kanseri yenmeyi başardı. Vahide Perçin. Adını Feriha koydum ve Muhteşem Yüzyıl gibi milyonların izlediği önemli dizilerde yer alan Perçin, bir dönem kanser hastalığına yakalanarak sevenlerini üzmüştü. Perçin, eski eşi Altan Gördüm'den tedavi sürecinde yanında olmadığı gerekçesiyle ayrılık kararı almış ve çift 2012'de boşanmıştı. Arzum Onan. 1993 yılında Miss Turkey seçildikten sonra yıldızı parlayan ve birçok dizi ve filmde ekranlarda gördüğümüz Arzum Onan, 1996 yılında oyuncu Mehmet Aslantu ile evlendi. Tiroid bezlerindeki kist oluşumu nedeniyle iki ameliyat geçiren Arzum Onan, 2 yıldır lenf kanserini yenmek için uğraştıklarını açıkladı. Kanseri sevgiyle yendim diyen Onan, hayatına sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Video burada sona erdi. Beğenerek ve kanala abone olarak bizlere desteğinizi gösterebilirsiniz.